Tekrar merhaba. Geçen bölümde İhsan Oktay Anar 7. Gün kitabı üzerinden onun bütün aslında romanlarını önermiştim ve onlardan birazcık dilim döndüğünce bahsetmeye çalışmıştım. Şimdi aslında Türk Edebiyatı'nın yine en büyük romanlarından bir tanesinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu da çok zor bir iş çünkü aslında kendisi zaten çok büyük bir eser. Onunla ilgili de epey bir külliyat var. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim, onu tanıyanlar, bilenler, mutlaka benden çok daha iyi anlayanlar için değil, onu tanımayanlar için yaptığımız bir çekim bu. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ından bahsediyorum. Bu 1970-71'de yayınlanan roman pek çok açıdan hemen hemen herkesin üzerinde anlaştığı gibi Türk Edebiyatı'nın en büyük romanlarından bir tanesi. Neden böyle? Hem dilinden ve üslubundan, hem anlatım biçiminden, hem de özgünlüğünden dolayı ve birçok açıdan ele alınabilen bir eser. Yani Selim Işık ve Turgut Özben, işte Disconnectus Erectus, bir sürü bize konuşabileceğimiz, üzerine düşünebileceğimiz bir sürü şey vermesinin yanı sıra daha sonra ele alacağımız, belki de çok sık düşünülmeyen derecede toplumsal bir yanı da var. Bu açıdan ben birazcık Turgut Uyar'ın şiirlerine benzetiyorum. Etkisini, anlamını Oğuz Atay'ın bu romanın ve diğer eserlerinin ve sonradan fark edilen yanlarını. Sonradan fark edilen derken de birazcık hep beraber sonradan fark ettiğimiz yanlarını. Yoksa mutlaka ilk okuyanlar arasında da daha sonradan başkalarının fark ettiği şeyleri fark edenler olmuştur ama Tutunamayanlar daha bireysel bir yerden geliyor gibi. Daha doğrusu onunla ilk karşılaşanlar, benim çevremde onunla ilk karşılaşanlar için Tutunamayanlar aslında toplumsal yanı ağır basan bir roman değildi. Ama zaman geçtikçe onunla başka türlü bağlar kurmaya başlıyorsunuz. Hakikaten bu arada dönüp dönüp bakılan, dönüp dönüp okunan, tekrar tekrar farklı farklı anlaşılan bir metin. Ya pek çok metin öyledir ama bu her zaman da başarılamayan bir şey. Bir ilk roman olarak bu kadar iyi olması enteresan. Bir ilk roman olarak bu kadar başarılı olmasına rağmen diğer eserlerin bunun gölgesinde kalmaması da bence enteresan. Belki pek çok zaman bu kadar büyük bir eserle başlamak işte yazarlar, sinemacılar, müzisyenler için avantajları kadar belki daha fazla dezavantaj içeren bir şey oluyor ama en azından şu andan baktığımızda Oğuz Atay için bunu söylemek güç. Fakat yazarın kendisinden öte bu kitabın bir de gördüğünüz gibi kalınlığı var. Yani biz şimdi hiç kitap okumayan arkadaşlarımıza tabii ki hep incecik ve kolay okunabilir şeyler önermek yoluna da gidebilirdik. Ama belki vakit ayırır ve dikkat toplayabilirseniz okumaya değeceğini söyleyebilirim. Zaten böyle eserlerde bazen şunu hissediyorsunuz. Okumanın işte zor geldiği, çeşitli sebeplerle okumanın zor geldiği kitaplarda bir süre sonra o zorluğun bir zevke dönüştüğünü ve aslında yavaş yavaş o kitabın dünyasına girdikçe o kitabı bitirememekten daha çok korkacağınızı, hatta bir noktada da o kadar güzel ki bitmesin diye hissedeceğinizi tahmin ediyorum. Tekrar söylediğim gibi Tutunamayanlar uzmanı değilim. Oğuz Atay uzmanı da değilim. Edebiyat uzmanı hiç değilim. Ama size şunu söyleyebilirim ki dilimizin ve bir manada düşünce tarihimizin çok önemli bir eseri ve bir tane kalın kitap okuyacağım ama ne okuyacağım diyenler için güzel bir öneri olduğuna eminim. Umarım siz de okuduktan sonra bu görüşme katılırsınız. Bir sonraki bölümde de aslında bu kitaptan hareket eden başka bir kitaptan bahsedeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere.